Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde temel matlar arasında en zor olanı, atfil matını öğreneceğiz. Biliyorsunuz tek atla mat yoktu. Tek fille de mat yoktu. Yetersiz güç beraberliği oluyordu. İki atla mat var mı öğretmenim? İki atla rakibiniz doğru oynadığı sürece mat yapamazsınız. Ki doğru oynaması da çok zor değil. Hani kendisini sıkıştırırsa, köşe karesine giderse mat oluyor. E, açığa doğru oynarsa, merkeze doğru oynarsa e, mat olmuyor. At fille mat var. Zorluğu biraz yüksek ama birlikte inceleyeceğiz. Vakti geldi. Önce ne yapacağız? Önce rakip şığı tatlının herhangi bir kenarına sıkıştırmaya, itmeye çalışacağız. Daha sonra da filimizin hareket ettiği renkteki köşeye sıkıştıracağız. Bakın filimizin rengi siyah. Ama öğretmenim beyaz diyorsunuz. Beyazın siyah renkli filasında aslında o. Çünkü filler rengini hareket ettiği kareden alır. Beyazın siyah renkli fili var. Dolayısıyla siyah köşede ancak mat edebileceğiz. Ters renkli köşede mat edemeyeceğiz. Baş rolde şahımız ve filimiz olmak üzere oyunumuza başlayalım. Şah olabildiğince merkezde kalmaya çalışacak. Biz de onun üzerine doğru gideceğiz. Şah merkezde bir sağa bir sola oynayacak. Biz de şahımızı ve filimizi kullanarak onu girittirmeye çalışacağız. Bakın şah ve filin bu konumu rakibi direkt geri ittirir. Çünkü rakip yatayda, rakip şah yatayda kalamaz. Peki şah kenara doğru sürüklenme başladığında e, nereye yönelmeli? Arkadaşlar filin ters renkli köşesine yönelmeli. Çünkü orada mat yok. Bu yüzden şah c6 geldiğini varsayalım. Şah c4 üzerine doğru gidiyoruz. Şah d6 oynadığını varsayalım. Atımızı da ara ara bekleme hamlesi yapmak adına oynayabiliriz. Atımızı da kullanabiliriz. Şah c6 gelsin fil c5 ile yine o tipik konumu oluşturuyoruz. Ve şahı geri gitmeye zorluyoruz. Biz de üzerine doğru gidiyoruz. c cd geldiğini varsayalım. Atımızı da arada oynuyoruz. Şah bd geldi. Fil b6 tuttuk. Ve şahı tatlanın kenarına sıkıştırmayı başardık. Şah c6 geldik. Artık dikkat ederseniz şah ve filin kontrol ettiği kareler siyah şahı köşeye hapsetmiş durumda. Çünkü bakın fil burayı tutuyor, şah burayı tutuyor, fil burayı tutuyor. Yani şöyle işaretleyebiliriz. Bir alanı beyazlar tutuyor. At bu sıkıştırmada olsun ya da olmasın önemi yok. Şah ve fil bu sıkıştırmayı yapıyor. Şimdi nasıl yapacağız da şahı adım adım istediğimiz renkteki köşeye ister H8 köşesine istersek de A1 köşesine sürükleyeceğiz. Burada çok güzel bir yöntem var adı da W yöntemi. Evet W işaretine benzeyen bir şekil çizecek atımız. Ama öğretmenim nereden başlayacağız bu W'ya? Nasıl çizeceğiz? Dediğinizi duyar gibiyim. Sevgili arkadaşlar. Önce hedef karenizi belirlemeniz gerekiyor. Hangi kareye götürelim siyah şığı? İlk ders için ilk öğreti için daha doğrusal olması açısından H8'i hedefleyelim bu dersimizde. Siz kendi aranızda uygularken kendiniz uygularken alt taraf kareyi de e, hedefleyebilirsiniz. H8 karesi için şahı filin ters renkli karesinden çıkartabileceğimiz at hamlesi neresidir? Çünkü şahı bu beyaz köşeden, köşeden kareden çıkartmamız gerek. Bakın ya C7 ya da B6. Şimdi bu iki kare atın W harfini çizeceği başlangıç karelerdir. Ama iki tane var. Hangisini seçeceğiz? Hangisi Hedeflediğimiz kareye yakınsa, bakın C7 karesi daha yakın. O zaman bizim bu kareyi hedeflememiz gerekiyor. Yok efendim ben A1 karesine aşağı götürmek istiyorum diyorsan, o zaman atın e, hangi hamlesi bu köşeye yakın? Onu seçeceksin. Bizim o zaman at için hedef karemiz C7. Atı en kısa nasıl oraya ulaştırabiliriz diye bakıyorum. Evet, bayağı da <laughs> uzunmuş. 1, 2, 3, 4. Değil mi? Yanlış görmeyorsam. 1, 2, 3, 4. 4 hamlede ulaşabiliyor. Siyah şah beklesin. Atımızla gelelim. Şah beklesin. Atımızla. Buradan da geliriz. Oradan da geliriz. Buradan gelelim. Tamam. Buradan geliyoruz. Evet. Aman diyeyim buradan gelmeyin. O zaman pat olur. Şah'ın gidecek hamlesi, yapacak hamlesi kalmadı ve şah güvende kaldığı için pat beraberliği olur. Dikkat edeceksiniz pata. Atı 6 geldik. Şah c7 geldi ve at c7 karesine ulaştı köşe karesini doldurdu, kontrol etti. Böylece şığı yavaş yavaş amaçladığımız kareye yolculuğunu başlattı. Şart C8. W güzergahını çizmek istiyorum. Atımız bu oyunda bu güzergah dışına çıkmayacak. Ve bakın W işaretine benziyor. Bu yüzden adı zaten W yöntemi olarak adlandırılıyor. Ne yapacağız şimdi peki öğretmenim? Şimdi ne yapacağız? Şığın sol tarafa gidişlerini kapatacağız. Sağ tarafa gidişlerini açacağız. Yani sol tarafı kapat, sağ tarafı aç. Nasıl yapacağız? Bazen filimizi kullanacağız. Bazen atımızın W'sunu devam ettireceğiz. Bazen de şığımızla oynayacağız. Bazen de bekleme hamlesi yapacağız. Sırasıyla görelim. Neye ihtiyacınız olduğunu siz belirleyeceksiniz. Şu an fil ile AID gelerek B8'i kontrol etmek ihtiyacımız olan bir hamle. Siyahlar şart D8'i oynuyor. Tamam. Şimdi W'muzun ilk adımını atacağız. At D5. Öğretmenim buradan kaçamaz mı? Kaçamaz. Ona birazdan bakacağız. Şah C8 geldiğine ele alalım. Zaten burada iki seçenek vardı. Ya E8 ya C8. Şimdi neye ihtiyacımız var bizim? C8 karesini kontrol etmemize ihtiyacımız var. Çünkü buraları kontrol altında. Burası değil. Hop. At At E7. At burayı kontrol etti. Şah ne yapacak? Mecburen D8'e gelecek. Şahlar yan yana gelemez. O yüzden buralara adım atamaz. Bakın adım atıyorum, sistem olmaz diyor, kural dışı diyor, geri geri gönderiyor benim şahımı. Şah d8 geldi. Ata saldırdı. Neye ihtiyacımız var? Atı koruma ihtiyacımız var çünkü atın görevi görevi var. O zaman şahımızı geleceğiz. Atı korumak adına. Bakın şah gidemiyor, mecburen e8'e gidecek. Şah e8'e gittiği zaman neye ihtiyacımız var? Fd'i kontrol etmeye ihtiyacımız var çünkü oradan kaçmak istiyor. O zaman şah e6 tekrar geleceğiz burayı tutacağız. Anlatabildim mi? Şah D8 geliyor. Neye ihtiyacımız var? C7'den kaç, kaçmak istiyor. Buna Burayı kontrol etmemiz lazım. Dolayısıyla fil B6'ya ihtiyacımız var. Şah E8'e geldi. Öğretmenim şimdi ne ihtiyacımız var? Fil burayı tutuyor. Buralarda tutulu. Burayı tutmamız lazım ama orayı tutamayız. İşte burada bekleme hamlesine ihtiyacımız var. Beyazlar filiyle görevini kaybetmeden Bekleme hamlesi demek zaten taşlarınızın görevini kaybetmeden sadece hamle sırasını rakibe devretmesidir. Rakibe bırakmasıdır. Şah F8 oynayacak. Şimdi şu kareyi tutmak adına bu manevrayı yapacağız. W'muzun son yolculuğu at F5. Şah E8 geldiğinde at G7. Tuttuk tuttuk. Bakın her yer tutulu. Mecburen şah F8'e gelecek. Ne ihtiyacımız var? Atı korumaya. Şahımızla koruyoruz. Yine kırmızı kırmızı. Buraya gitmek zorunda. Şah G6 gitti. Kaçmak istiyor. O zaman orayı korumamız, tutmamız lazım. Şah G6 ile. Şah F8 geliyor. Buradan kaçmak istiyor. Ne ihtiyacımız var? Fille tutmaya ihtiyacımız var. Şah G8'e geldiğinde de burada 4 hamlelik mat şablonu var. Atımızın hedeflenmesi, gere hedeflenmesi gereken kare H6 karesidir. Filin çaprazlarını kapatmaması için. O yüzden ilk adımımız. Burası F5. Şah köşe karesine geldiğinde sakın ola atı hemen getirmeyin. Pat olur. Pat olur. Burada bir bekleme hamlesi yapacağız. Filimizle bu çaprazda herhangi bir karede bekleyeceğiz. Şah G8'e geldiğinde atla şimdi H6'dan şah çekeceğiz. Şah H8'e köşe karesine girdiğinde fil F6 ile mat edeceğiz arkadaşlar. Evet yani 30 hamleyi bulan bir hatta 30-35 hamle aralığında süren bir mat e, oyunudur. Bunu, e, öğretmenim bu bizim oylarımıza çıkar mı ki, başımıza gelir mi ki diye düşünmeyin. Bu çalışma üç taşınızın arasındaki uyumu, uyumlu kullanımı e, taşlarınızın kontrol ettiği kareleri görerek, neye ihtiyacınız olduğunu görerek karar verme becerinizi geliştireceği için öneriyorum. Yani at matı benim sporculuk kariyerimde İki ya da üç defa çıktı. İlk çıktığında yapamamıştım. Bilmiyordum. İkincisinde ve üçüncüsünde artık konuya hakimdim. Yapabilmiştim. Ee, başıma gelmeseydi bile bu çalışmayı yapmanın bize faydası var. Taşlar arasındaki uyumu görebilmek adına. Şimdi geri geleceğim. Geri geleceğim. Çünkü şurada bir yol ayrımı vardı hatırlarsanız. Evet şurada bir yol ayrımı vardı. İşte burada. Evet burada hatırlarsanız. İki seçenek vardı. Biz C8'i incelemiştik. Şimdi E8'den kaçmaya çalışırsa yani o alanı terk etmeye çalışırsa ya bakalım. Değişen bir şey yok. Biz yine atın W'sunu yapabilmek için şırı da yaklaştırmamız gerektiği için şah D6 oynuyoruz. Atın bu karesini kontrol altına alıyoruz. Şah F'de ile ilerlemek kaçmak istediğinde telaş yapmayın. Atınız W manevrasına yolculuğuna devam etsin. At E diye gelsin. Böylece G6 ve F5'i kontrol etsin. Şah da zaten buraları kontrol ediyor. Şah F6'ya gelirse öğretmenim kaçmak istiyor. Bakın. Bu kareleri zihninizde işaretleyeceksiniz. Ve neye ihtiyacınız olduğunu göreceksiniz. Ona göre karar vereceksiniz. Fil buraya gelir ve şahı kaçışını engeller. Şah geri gittiğinde yine bu işaretlemeyi yap. Ve bakın ne ihtiyacım var? Bu kareleri kontrol etme ihtiyacım var. En doğru hamle Fil de 4. Tuttu, tuttu, her yeri tuttu. Bundan sonrası artık biraz önce baktığımız sistemin aynısı. Siz bu pratiği yapacaksınız. bir noktadan sonra artık kolay hale gelecek. Bekleme hamlesi yapacağız. Şah E8. Atımızla kovacağız. Şah kaçacak. Evet, ata saldırdı. Ata saldırdığı için atı koruyacağız şahımızı gelerek. Şah G8 geldi. Kaçmak istiyor. Tutacağız. Şah F8 geldi. Kaçmak istiyor filde tutacağız. Şark g 8 gelince şablonu hatırlıyorsunuz. At h6 karesine fille istediğiniz yerde bekleyebilirsiniz. Şark g 8 e gelince at h6 şah ve köşe kaçınca mat. Evet motif bu W yöntemini uygulayarak at fil matı yapabilirsiniz. Bol bol uygulamasını yaparak arkadaşlar öğrenirsiniz. Bir telaşınız olmasın. Pratik yapmanız her yeni bilgi için gereklidir. Satranç oyununu Öğrendiğiniz bilgileri satranç tattığınızda mutlaka uygulamasınız. Bir başka derste görüşmek üzere. Mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.